ulaşılacak. Bu neymiş? Kemal'e özel hediye. Ne oldu lan? Yayın başındayız da. Emre. Bizim Emre. Moderatör aynı zamanda. Merhabalar Kemal. Ben Selamlar. Emre Kriz Yazıcı. Beni tanıyorsun zaten. Tabii canım. Chat'teki arkadaşlar da beni belki doğum gününde koluma senin dövmeni yaptırdığım zamanı hatırlayabilirler. Evet. Bugünkü karşına çıkma sebebim çok daha farklı. Çünkü sana defalarca tişört çıkar, tişört çıkar, tişört çıkar diye Tişört. yalvardı herkes. Evet. Bunu yapmalıydın. Bunu bizim elimize bırakmamalıydın. Ne Ve oldu lan? sizlere son projem olan bu tişörtü takdim etmek istiyorum. İzninizle. Yımırta Kemal. Arkadaşlar, tişörtümüz bütün bedenlerde bulunup en ince detayına kadar düşünüldü ve tasarlandı. Buradan fotoğraf için Kado'ya çok teşekkür ediyorum. Son projem olan bu tişörtü takdim etmek istiyorum. İzninizle. Yımırta Kemal. Arkadaşlar, tişörtümüz bütün bedenlerde bulunup en ince detayına kadar düşünüldü ve tasarlandı. Ya benim Buradan tişörtüm fotoğraf var. için Kado'ya çok teşekkür ediyorum. Tişörtüm oğlum, manyak bir şey. Oğlum tamam olsun, yumurta mumurta. Benim tişörtüm. Benim tişörtüm. Yumurta mumurta oğlum. Sonuçta ilk basılan tişört bu. Ulan ya. Allah aşkına sevindiğim tişört tasarımına baksanıza. Sevindiğim tişört tasarımına bak. Bu hallere düşecek adam mıydık be? Ya oğlum yemin ediyorum var ya. Bak harbiden yani bunu sallamıyorum abi. Kemal acil durum, tişört tasarımlarının olduğu hafıza kartını kaybettim ben. Onurcan sen belanı sikerim bak, yakında çıkartıyoruz oğlum. Ferit bekliyor bak, bizden tasarım bekliyor Ferit. Vallahi diyorum böyle çıkacak, bu şey için de çıkacak yani. Onun spoilerını vermedi, tarih vermedi de. Bu şey zaman içinde çıkacak. Ne oldu, sinirlisin yine? Olur mu lan? Ha onu diyecektim. Vallahi bak şaka maka bir yana böyle troll murol okey falan da. Ya harbiden yani şu yayını açıyorum. Moderatörü olsun, izleyicisi olsun, abone olan olamayanı olsun, ailem olsun, bizim çocuklar olsun, Erik Dala ekibi olsun, Twitch'teki arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz olsun, morlar olsun. Ya gerçekten var ya o kadar böyle yani hani aslında o kadar çok beni böyle eğlendiriyorsunuz ki aynı zamanda. Yani karşılıklı nasıl bu şeyler içinde duygu... Ya valla ben... Tek rakıymış değil mi bu? Ben pasta bunu içiyormuşum da ondan dolayı böyle... Yani cidden harbiden şaka bir yana. Allah teşekkür ederim ya chat. Harbiden teşekkür ederim. Birlikte bir şeyler yapıyoruz. Bir şeyler başarı biliyoruz galiba. Olabildiğince sevdiğimiz insanlığa yardım etmeye çalışıyoruz. Bir yandan kendi goygoyumuzdayız. Etliye sütlüye karışmıyoruz. Bir yandan efendime söyleyeyim birbirimize, biz birbirimizle bence şey yapıyoruz ya. Lan yok oğlum açmayacağım ya donate bar falan. Lan oğlum ciddi içimden geldi bir şey. Aa. Ciddi içimden geldi oğlum böyle.
Yani yayın başında direkt gülerek eğlendirerek açtınız ya böyle yayını. Bak yayın ben öyle açmadım yayını. Siz öyle açtınız, benim de içimden geldi. Vallahi diyorum ya. Aydat geldi. Aydat geldi bizim evin. Aydat'ı bir şey yaparsak bugün. Kaç para Kemal söyle tamam. Oğlum, benim size sevgim, sizin bana sevginiz parayla ölçülmez. Gerçekten bu çok ayrı bir şey. Yani her gün şurada yayın açsam açmasam, açmadığım zamanlardan bile böyle o kadar çok yayın aç, yayın aç diyorsunuz ki beni darlamayın lan bir daha. İstediğim zaman açarım oğlum. Ya buna bile o kadar çok seviniyorum. Tamam bir darlandığım oluyor böyle. He falan yaptığım oluyor bir ama gerçekten yani buna bile o kadar çok seviniyorum ki böyle kötü şeylerinize bile. Çünkü şeyi düşünüyorum hep. Lan adamlar beni umursuyor ki benim kötü yaptığım ya da mesela söz vermediğim bir durumda böyle yardırıyorsunuz falan ya. O kadar çok umursuyor ve seviyorlar ki bu hataları yapmamam için adamlar bana düzelttirmek için bu hatamı sanki böyle bir hani abi kardeş falan filan nidasıyla yaklaşıyorlar ve söylüyorlar. Ben çok böyle şey oluyorum ya harbiden. Bunu bile duygusal düşünebiliyorum harbi. Eyvallah, eyvallah. Noma ile ben bir miyim? Hayır Ozan. Kesinlikle sen kimseyle biri olamazsın. Yani şu chatte beni nadir sinirlendiren adamlardan birisin Ozan. Ondan dolayı seni çok ayrı bir yere koydum. Sen çok ayrı bir yerdesin. Bak şu an bile bir yüzüm değişti. Modum düştü yani. Şimdi 500 TL atanla ben bir miyim? Şimdi Nimpex'cim insanlık olarak tabii ki de birsin. İnsanlık olarak birsin. Bana verdiğin destek olarak da birsin. Sadece bu desteğin belli başlı şekilde boyutları şeyleri oluyor. Ama buraya çok takılmamak lazım. Önemli olan oradaki ne biliyor musun? O adama göre 500 TL 3 TL gibi gelirken sana 3 TL 500 TL gibi gelebilir. Anladın mı? Yani bende hepinizin aslında değeri 500 TL. Ama 1000 TL atan bir tık daha üstü oluyor. VIP'lik 1000 TL arkadaşlar bu arada. Gerçek 1000 lira iyi para. 1000 liraya da şey demem bak. 1000 liraya da şey yapmam bak. Hayır hayır öyle bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Ben niye böyle bir duygusal başladım? Oğlum bak sizin yüzünüzden ha. Yayına girer girmez beni duygusal şey yaptınız ya. Şimdi ben bu mal Ozan'la bir miyim? Gutor bir kesinlikle değilsin işte ondan bahsediyordum. Yani mallıkta ayrı bir devrim açmış olan Ozan'dan bahsediyoruz şu an. Kesinlikle bir değilsin. Şimdi ben bu mal Gutor'la bir miyim? Yok Ozan. Sen mallıkta ayrı bir çığır açtığın için sen çok ayrı bir yerdesin. Yani Gutor daha böyle ma. Orasın hani tamam ma. Anladın mı? Sen o L'yi de tamamlamışsın yani tam işten. Alo. Kemal. Efendim. Alo. Alo. Biz az önce hani sen bu kadar duygusal konuşma yaptın ya. Evet. Ben de bir şey söylemek isterim. Hadi paramı ver lan maaş yapma da hala. Oğlum sen ne şerefsiz ne arkadaş ne... Ben seninle arkadaş olduğum güne lanet olsun ya. Oğlum şurada paranın lafı yapılmaz diyoruz. İki yaptığımız duygusal şeye bak şuna bak. Düşündüğün şeye bak Onurcan ya. Ama Kemal hani 50 bin lira lafı yapılır değil mi? Lan tamam ne vereceğiz oğlum vereceğiz. Zamanı gelince o para ödenecek Onurcan. Zamanı gelince ödenecek o para. Kemal evine ipotek yolluyorum. Lan evime nasıl ipotek yolluyorsun? Kirada oturuyorum ben. Oğlum eşyaların gidiyor. Gitarlarım gitarlarım hadi görüşürüz. Gitar mı gidiyor? Her şey gidiyor. Öyle bir şey var mı lan chat ona göre artistik yapacağım. Haciz geliyor. Sen ki... Bekle Onurcan. Bekle. Bunu sen istedin Onurcan. Bunu yapmayacaktın Onurcan. Ne yapıyorsun lan? Ulan tamam. Az bir şey borcumuz var. Sırf bu borcu ödemedim diye... Neymişmiş evime... Haciz yollayacakmış. Aga beni ananı fırına
Ulan sen hiç mi düşünmedin? Şu eve haciz geldiğinde bu insanın psikolojisi ne olacak? Bu çocuk eşya giderken evden ne hissedecek, ne yapacak? Eğitim var, bulunmaz. Sen kalpsizsin Onurcan. Sanki hiç Sezen Aksu dinlememiş gibi. Kalpsizsin, sen bitmişsin. Senin arkadaşına tanıştığımız güne lanet olsun Onurcan. Ne kadar lan sana borcum? 55.000 TL. Bir şey soracağım. He? Elsa'yı kaça alın? Ünlü köpek bak, 50K'lık Instagram'ı falan da var. Kaça onu şey yaparız? Yok, olmaz. Ben köpeklerden korkuyorum, biliyorum. Ya öyle bir şey yok. Gerçekten aramızda borcun falan da lafı olmaz Onur Can'cım. Ben bir şey olmaz. Tamam öpüyorum ben onu, ben ödeyeceğim şey onu, şey yapacağız. Ben sana bir şey atıyorum, bana onu alsana bak, çok ucuz bir şey. Ne at, tamam bakalım bir. Tamam atıyorum şimdi, hadi chatten, hadi görüşürüz. Hadi yolla. Bu arada şey, Instagram Onur Can takip edin. Yaptın 55 binlik reklam yaptın şu an. Borç kapandı, hadi. Borç kapandı, bitti. Borç kapandı, bitti. Ben reklam fiyatımı söyledim mi? Ben reklam fiyatımı söyledim mi? Söylemedim. Benim reklam fiyatım 55 bindi. 55 bin TL nasıl soktun lan Onurcan'a? Oğlum 400K'lık Instagram öyle yapılmıyor biliyor musun şimdi? Paso bir fotoğraf çekimi, paso video çekimi efendime söyleyeyim. Bot sayfa video çekilecek. Şuraya şu yapılacak, buraya bu yapılacak. Hepsine de ben imzayı atıyorum, geçerim. Zaten bir geçerli yok. Hepsine farklı imza attım bir de. Bir imzamı bir daha atamıyorum, düşün. O kadar çok fazla imzam var. Ne istiyor bu? 127 dolar mı? Yani tamam. Yani 127 dolar şunu anlarım. Okey de. Şimdi Onurcan, ya şu senin koluna yakışır mı oğlum? 127 bin dolar mı? Tövbe, düşman götüne. Düşman götüne. Tövbe. Daha atma bana böyle bir şey, atma. Arkadaşı da kes olmazsa. İpotek mi yolluyorsun, haciz mi yolluyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bu ne oğlum lan? Böyle beyin, böyle bir kafa, böyle bir harcama şekli mi var lan? Adama piyango çıksa 1 milyon TL'lik saat alacak, 1 milyonluk piyangoya. Vallahi beyni bu kadar, vizyonu bu kadar ha Onurcan'ın. Yemin ediyorum bak. Harbi ya. Bitti gitti bu yani. Piyango değil mi oğlum adam? Piyango.